swears that you may be better than all the rest. Hazım Kör Mükçü'ye yeni nafaka şoku. Yani aylardan beri oturuyoruz hiçbir şey yapmadan. Ve sonrasında neler olacağına dair de herhangi bir net bir bilgi yok. 14 yıllık eski eşi Hilal Özdemir'in iki çocuğunun nafakasını ödememekle suçladığı ünlü oyuncu Hazım Körmükçü, magazin hattına konuşmuş ve maddi olarak zor bir dönem geçirdiğini açıklamıştı. Evlatlarımı hayatta tutmanın derdindeyim ama bunu ben yalnız başıma yürütüyorum. Evvelsi günü aile çalışma sosyal hizmetlerden bana 1000 lira ödeme yaptılar ve erzak gönderdiler. Yani Türkiye'nin ve dünyanın gündemi belli. Zor bir süreçten geçiyoruz. Maddi manevi. Bu süreçte biz de tabii ki evdeydik. Özellikle biliyorsunuz yani sanat camiası bu anlamda çok etkilendi. Körmükçü, geçen günlerde eski eşine olan 4 aylık nafaka borcunun tamamını avukatlık ve icra takip dosyası masrafları da dahil olmak üzere yatırdı. Üzülmez olur mu? Evlatlarınız o. Ben çocuklarımın doğumlarına girerek kordon boğalarını kesmiş bir adamım. Üstlerini örtüp mis gibi kokan, yanaklarını öpen bir adamım. Yani ya ne diyeyim? Evlatlar ben buradayım. Ben size önce arkadaş oldum, sonra baba oldum. Ne zaman isterseniz arayabilirsiniz. Yakınlarından borç para alan ve İstanbul Adliyesi 2. İcra Müdürlüğü'ne giden Körmükçü, 12 bin TL'lik nafaka borcuna karşılık kendisine daha önce tebliğ edilen 20.149 TL'lik ödemeyi yaptı. 2 senedir nafaka ödüyorum. Ne kadar ödüyordunuz? Aylık 3 bin lira. Hani bir de şöyle bir şey var. Hani karar merciindeki adaleti ve hukuku temsil eden hakimlerimize de bu anlamda nacizane bir şey söylemek istiyorum. Dışarıdan bakıldığı gibi biz öyle çok büyük paralar kazanan insanlar değiliz. Ancak Körmükçü'ye icra müdürlüğüne gittiğinde 8.000 TL daha borç çıkarıldı. Ünlü oyuncu bu gelişme üzerine bir kez daha yakın çevresinden borç para almak zorunda kaldı. Aylardır çalışmayan ve ailesinin yanında kalan Körmükçü'nün benzer durumları bir daha yaşamamak için acilen yeni bir dizi ya da film projesine başlamak istediği öğrenildi. Bilmem be evladım, bilmem be. Ya güler yüzlü adamdır ama yani sakın aldanma. Edir terörüne. Sizin gülerim oraya. Ama çok geç kaldınız.